Sizden aynı anneden olan kardeşlerin karşılıklı oturmasını istiyorum. Sen neden yalnız kaldın? Niçin oturmuyorsun? Benim aynı anneden kardeşim yok. Aynı anneden olan kardeşlerin karşılıklı oturmasını buyurdunuz. İstiyorsan yanımda oturabilirsin. Mısır Aziz'i çok mütevazı biri olmalı. Yoksa benim gibi biri, sizin gibi yüce biriyle nasıl aynı masaya oturur ki? Ne sakıncası var? Ben sofraya yalnız oturmayı sevmem. Güzel ve huzur verici bir çehren var. Çocukluk günlerinden bir şey hatırlıyor musun? Çocukluğum kardeşim Yusuf'la geçti. Bu yüzden her şeyi hatırlıyorum. Babanı anlat. Çok yaşlandı. Kardeşim Yusuf'u yitirmenin üzüntüsü onu hem yıprattı hem de gözlerine ak düşürdü. Artık çok zor görüyor. Ondan Yusuf'u unutmasını istedik. Ama ne yazık ki unutmadı. Babam için mi ağlıyorsunuz acaba? Ağlamamalı mıyım? Acı çekmiş bir ihtiyarın üzüntüsü beni duygulandırdı. Kardeşiniz öldü mü? Bunlar onu kurt yedi diyorlar. Bunu duydum. Ama doğru olduğunu sanmıyorum. Siz 10 kişi dururken kardeşinizi kurt mu yedi? Bunlar bir şey gizliyor. Sanırım kardeşiniz hayatta.
Görüyor musun? Allah Bünyamin'e nasıl bir yücelik bahşetti. Ayağının tozuyla Mısır Azizi'nin sofrasına oturdu. Kardeşim Yusuf'un elinde de sizinkine benzer bir ben vardı. O zamanlar çocuktum ama bunu çok iyi hatırlıyorum. Peki ya yüzü? Yüzünü de hatırlıyor musun? Evet, çok iyi hatırlıyorum hem de. Onunla her zaman beraber oynardık. Onu görürsen tanır mısın? Bilmiyorum. Belki. Yani hala hayatta olabilir mi? Nerede olduğunu biliyorum desem bana inanır mısın? Neden inanmayayım ki? Mısır Aziz'inden daha güvenilir başka kim var? Yusuf'u görürsen şimdilik bir şey söylemeyeceğine ve onu kardeşlerine göstermeyeceğine dair söz verir misin? Evet, söz veriyorum. Yemin ederim onu gördükten sonra kimseye söylemeyecek ve göstermeyeceğim. Yusuf nerede? İnandığınız Allah'ın adına yemin ederim ki hiç kimseye söylemeyeceğim. Onu bana gösterin. Yusuf nerede? Sakin ol. Böyle yaparsan sana Yusuf'u gösteremem. Kontrolü kaybedip herkesi haberdar edeceksin. Şimdi gülümse de kardeşlerin bir şeyden şüphelenmesin. Görüyorsunuz ki kendime hakimim. Şimdi Yusuf'un nerede olduğunu söyleyin. Lütfen onun nerede olduğunu söyleyin bana. Burada. Odada bulunanlardan biri Yusuf. Yusuf? Efendim, sakin olun. Yoksa anlayacaklar. Sakin ol Bünyamin, sakin ol. Kardeşler fark etti.
Ne oldu? Delirdin mi? Mısır Azizi'nin karşısında gülüp ağlamanın anlamı ne? Mısır Azizi bana babamı sordu. Ben de onu hatırlayınca kendimi tutamadım işte. Peki niye gülüyordun? Mısır Azizi benim babasından ayrı düşmeye dayanamayan küçük bir çocuk olduğumu söyledi ve benim de gülmem tuttu tabii. Mısır Azizi ile ne çabuk samimi oldunuz. Bu tuhaf değil mi?